Merhabalar dostlar. GTA Vice City'de askeri üsse aranma seviyesi olmadan nasıl girilir? Belki de Vice City oynadığınızda bu askeri üsse hiç girmeye çalışmadınız arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz burada askeri bir üs var. Burada eğitim sahaları falan var. Çok efsane bir yer. Şimdi buraya girmeye çalışacağım. Bakın öncelikle normal bir girmeye çalışayım böyle. Bakın buradan doğru şimdi hatta girebilecek miyim bakalım. Oyun beni alacak mı? Buradan zıplayarak falan girdim. Evet, şimdi arkadaşlar buradayım hala görmüş olduğunuz gibi. Bakın herhangi bir şey olmadı. Ama yan tarafa geçemiyorum abi. Yan tarafa nasıl geçeceğim şimdi? Helikopterle mi geçmem lazım? Şöyle bir bakayım. Burada askerler var. Selamünaleyküm. Dayı aha Allah sıkıldım abi. Sıktılar. Direkt geberdim görmüş olduğunuz gibi. Aranma seviyesi gelmedi ama direkt beni öldürdüler. Ateş edip öldürdüler. Peki burada rahatça bu arada telefon çaldı. Evet telefona bir bakalım. Ernest Kelly. Her videoya girdiğimde bir şey biri arıyor abi. İdare ediyorum. Yürümek için bastona ihtiyacım var. Yakın zamanda işe dönmüş olurum. Sen kimsin dayı? Şimdi orada rahatça dolaşmanın bir yolu var arkadaşlar. Oraya polis olarak gireceğiz. Öncelikle nasıl polis kıyafeti giyeceğiz? Asker kıyafeti giyemiyoruz ama polis kıyafeti giyebiliyoruz. Nasıl polis kıyafeti giyeceğinizi şimdi size anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle bir araba çalalım. Ver abi arabanı. Evet polis binası burası arkadaşlar. Bakın buraya geleceksiniz. Vice City Polis Department. Haritada da yerini göstereyim size. Aha da burası. Şimdi buradan direkt içeri giriyoruz abi bu şekilde. Direkt girdiniz. Okey. Sonra buraya giriyorsunuz. Locker Room. Bakın burada bir polis kıyafeti var. İki yıldız aranma geldi ama giydiğimiz an gitti arkadaşlar. Artık biz oyunda istediğimiz yasaklı yerlere, askerlerin, polislerin olduğu yere girebiliriz. Şimdi askeri üsse tekrardan gidiyorum. Evet geldik. Şimdi arkadaşlar direkt kırarak giriyorum böyle. Lah diye girdim bakın görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bakalım askerler bana burada saldıracaklar mı? Mesela bakın bunların yanına gidiyorum şimdi. Selamünaleyküm dayılar. Kolay gelsin. Bakın şu an askerler hiçbir şekilde saldırmıyorlar görmüş olduğunuz gibi. Artık bu askeri üste rahatça dolaşabileceğiz. Şöyle bir kuleye çıkalım bakalım buradan doğru bir bakalım. Bak bak bak. Abi ne kadar güzel yerler var görüyor musunuz? Şöyle bir sniper'la size bir göstereyim. Burada eğitim yerleri var. Şurada askeri bir araç var. Hatta tank falan da olması lazım burada. Helikopter, tank. Hepsini şimdi dolaşacağız. Evet burada bir helikopter var. Hepsine tek tek bakacağız arkadaşlar. Güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Bu arada Vice City'de ben hiç burayı dolaşmadım. Hani GTA Vice City Stories'ten bahsetmiyorum. Şu an oynadığımız normal Vice City'de buraya hiç dolaşmamıştım. İlk defa dolaşmış olacağım. Burada böyle bakın eğitim falan yapıyorlar. Ondan sonra şu karşıya da geçebiliyoruz değil mi? Çok iyi. Evet. Çok güzel. Buradan da şimdi buraya geçtim. Evet. Şimdi diğer yerlere nasıl geçeceğiz? Buraya girebiliyor muyuz? Burada ne yazıyor abi? Special Forces. Vice City özel birlikleri. Evet. Buraya geçiş var mı abi? İlla var da. Var. Evet. Harika. Nasıl abi mükemmel değil mi baksanıza. Parkur falan. Survivor parkuru gibi. Hop. Tabi tırmanamıyor. Bir CJ olmadığı için. Tom Versetti. Burada askerler işte talim falan yapıyorlar. Şu karşıya zıplayamadım. Helikopter alabilecek miyim bakayım oradan. Askerler de bir anda spawn oluyorlar. Bak hepsi burada arkada bekliyor. Oğlum gidin eğitim yapın lan. Şşt. Eğitim yapın. Aha ne arıyor. Aha geldiler vallahi. Vallahi geldiler. Bayağı da asker var ya. Yani bayağı da asker var arkadaşlar. Boş gözükmemiş içi. Buralara askerleri koymuşlar. Oyun yapımcıları. Güzel olmuş. Buradan kapıdan falan içeri giremiyorum herhalde. Evet. O bir tane helikopter vardı. Onu kullanmak istiyorum ya. Tank da yok mu? Ona da bakacağım. Şurada bir helikopter var. Sanki burada bir tane de tank vardı diye hatırlıyorum. Ben geldiğim için çıkmadı herhalde. Normalde olması lazım. Mesela bir iki kere daha gelsen belki çıkar. Bazen çıkıyor bazen çıkmıyor. Evet bu helikopteri buradan çalıp götürebiliyoruz. Mesela at çalayım bu helikopteri. Gel abiciğim. Evet. İşte bu savaş helikopterini almak istiyorsanız oyunda buraya şey yapabilirsiniz. Gelebilirsiniz bu yöntemle. Ve bakın yine hiç kimse saldırmıyor, sıkmıyor. Böyle de tüm haritayı görebiliyorsunuz. Burada da bir tane helikopter pisti var. Şurada mı acaba tank? Dur bakayım. İn bakalım. Yok abi tank burada da yok. Dediğim gibi normalde olması lazım. Şu büyük araçlar var. Allah roket attım yanlışlıkla. Dur dur dur. Allah bombalayayım burayı. Vallahi yanlışlıkla roket attım abi. Kusura bakmayın. Ağzında tükürdüm. Allah patladı. Gümledim abi.
Tekrardan dönelim oraya. Şimdi mesela gece gideyim bile. Bakalım orada tank bulabilecek miyim? Aa, ölünce polis kıyafeti gidiyor abi. Ölünce polis kıyafeti gitti. Yine bu keko arıyor beni ya. Şimdi şunu denemek istiyorum. Tekrardan giyeceğim polis kıyafetini. Polis kıyafetiyle oyunu kaydedersem eğer kıyafet bende kalıcı olarak kalır mı onu merak ediyorum. Bir giyelim bakalım. Evet. Şu arkada ne var la bu arada? Aa, burada işkence mi etmişler millete? Ne yapmışlar? Baksanıza burada değişik bir oda var abi burada. Simsiyah yerler, bir acayip olmuş. Evet, şimdi polis kıyafetiyle geldim malikaneye. Böyle bir kaydedelim bakalım. Peki bunlara sıksam. Bak şimdi bak. Bir yıldız aranma seviyem var. Polis peşimde ama asker bana hiç saldırmıyor, gördünüz mü? Peki bunlara vursam ne olur abi? Ha. Öyle vurunca sıkıyorlarmış. O kadar da değil yani. Vurmamanız lazımmış. Şimdi kayıtlı oyundan başlıyorum. Bakalım polis kıyafetim üzerimde olacak mı? Evet. Kayıtlı oyundayken kalıyor arkadaşlar. O yüzden size tavsiyem, oyunda polis kostümünü, kıyafetini giyin. Öyle kaydedin oyunu. Şimdi son bir şey daha deneyeceğim arkadaşlar. Bu sefer polis değilim. Normal, sivil olarak gidiyorum askeri üsse. Bu sefer tankı göreceğimi düşünüyorum orada. Gidelim. Ve bir de şunu deneyeceğiz arkadaşlar. Üstümüzde polis üniforması yokken helikopterle dolaştığımızda yine de bize ateş edecekler mi? Şimdi helikopterin içinde belki bizi görmeyebilirler, ateş etmeyebilirler. Bunu bir denemek istiyorum. Bakalım. Aa bak, sıkıyorlar. Evet, şu an bize sıkıyorlar arkadaşlar. Yani helikopterde bile olsanız anlıyorlar sizin polis olmanızı ve geberiyorsunuz. Ve olayı şimdi öğrendim arkadaşlar. Eğer oyunda 90 adet gizli paket toplamazsanız o askeri üste o tank çıkmıyor arkadaşlar. Benim bitirdiğim oyunda ben o 90 tane gizli paketi toplamadığım için o tank çıkmadı. Şimdi başka bir kayıtlı oyundan gireceğim. 90 tane gizli paketin. Yani bu gizli paket ne oluyor arkadaşlar? Şu an ekranda görmüş olduğunuz şey. Evet, şu an GTA Vice'nin %100 bitmiş versiyonundayım. Hemen hızlıca gitmek istiyorum. Ve bakıyoruz, tank orada mı? İşte tank orada dostlar, size dediğim gibi. İnşallah ölmeden onu alabilirsem. Hadi bakalım. Hayır, öldüm. Yine polis kıyafetiyle geleceğim mecbur. Evet, bu sefer polis kıyafetiyle geldim. Tank artık rahatça oradan alabileceğim dostlar. Artık bana sıkmazlar da. Hop, işte tank burada. Yani GTA Vice'de bu tankı almak istiyorsanız 90 tane o gösterdiğim gizli paketi toplamanız gerekiyor arkadaşlar. Ve sonrasında tank burada sürekli spam oluyor. Ve buna da aynen bakın bu şekilde binip gidebiliyorsunuz. Polis aranma falan da hiç de bir şey gelmiyor arkadaşlar. Böyle 10 numara. Evet dostlar, videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki GTA videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.